Herkese selam, merhaba, sevgili kova burçları nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün Temmuz ayı için sizlerin niyetine içtim. Sizlere niyet ettim. Hayırlı uğurlusu olsun. Bakalım kahvemi de içtim. Bakalım neler bekliyor. Güzel enerjiler olsun. Güzel semboller çıksın. Ben de güzel yorumlayayım. Şimdi şu gördüğünüz noktalar. Şu, şu şu ve şu haricindeki bir de şuradaki haricindeki gördüğünüz noktalar sizin düşüncelerinizi anlatıyor ve bunların hepsi sağ tarafta. Şöyle söyleyeyim. Yeni düşünceler daha çok. Hani eski düşüncelerimi uygulayayımdan öte eskilerin üstüne yeni düşünceler gelmiş ve bunlar şu alanda yoğun bir şekilde birleşip harmanlanıp hop yeni bir düşünce para biriktirme olsun, evlilik, iş yani ne varsa yeni bir sistem haline gelip böyle bir yenilenme enerjisi var düşünceleriniz özellikle. Ve daha uygulanabilir görünüyor çünkü çok yakın bakın. Diğer durum olarak söylemek gerekirse geçmişten bazı kısmetler gelebilir. Belki geçmişte yani bu arada kısmet demek sadece aşk demek değil onu söyleyeyim. Bu iş kısmeti de olabilir. Kısmette hayırlı kapılar da olabilir. Evet aşk da olabilir. Çocuk kısmetiyle gelir derler. Oradaki kısmet biraz daha para anlamında mesela buyurun yani. Haliyle birçok konuda 1, 2, 3, 4, 5 kadar en basitinden konuda güzel kısmetleriniz var. Bazı geçmişten, bazı yakın geçmişten, bazı andan bazıları biraz daha uzak ihtimalden bazıları da Gelecekle alakalı olup aa balık geliyor görüyorum yani ben bu sınavlara girersem, ben her gün 5 lira atarsam, ben her gün spor yaparsam, her gün bunu yapıp buna dikkat edersem bir ay sonra, 10 yıl sonra, şu zaman şöyle olabilir. Bakın hep böyle bir sanki sistematik bir ilerleyişiniz var gibi görünüyor. Şöyle hemen fincanızı sizlere gösteriyorum. Bakın. Ay şurada ne var? Burada bir kaplumbağa var kocaman bir kaplumbağa. Buradasınız çok istekli görünüyorsunuz. Yani her şeyden almalıyım. Her şeyi bilmeliyim. Çoluğumun çocuğumun eşimin her şeyini düşüncesini iç dünyasını anne babamın aklında neler var. Şu bana bakan insan benimle ilgili ne düşünüyor bunların hepsini bilmem gerekiyor ki. Ona göre hareket edeyim diyebilirsiniz. Aynı zamanda evet çok iştahlı görünüyorsunuz ama bu iştah kalkıp da yeme iştahı değil. Olabilir mi? Tabii ki olabilir ama buradaki iştah biraz daha açık söyleyeceğim bana kızmayın. Maymun iştah gibi bir iştahınız olabilir. Bunun sebebi sola bakıyorsunuz. Yani o kadar çok belki de alamadığınız şey var ki aşkımı elimden aldılar. Paramı, isteklerimi, işte ben eşime bir şey söylüyorum, çocuğuma bir şey söylüyorum, anne babama bir şey söylüyorum. Birisi geliyor, benim onların aklına soktuğum şeyi çıkarıyor, çekiyor orada. Yani sizin alabileceğiniz şeyleri elinizden alanlar al almış olabilir. Belki hani e, hayattan alacağınız, hani denir ya hayattan alacağım çok şey var aslında ölç almak gibi birçok konuda bunları alabilecek en başta manevi yeterlilik var demek ki bunu yapabilecek bir psikolojiye sahipsiniz, mental durumunuz bu anlamda demek ki çok iyi. Yani sol tarafa bu sıkıntı, problem, endişe, kötü insanlar, yılanlar, sinsiler, bunların olduğu kusma gidip. Şimdi hepinizden tek tek hesap sormaya geldim. Paramı vermemiştim. Paramı almaya geldim. Seni mahkemeye veririm. Sağlığım elimden alınmıştı. Sağlığımı kazanmaya geldim. Yani ay ben yapamam, korktum, kaçtım diyen burçlardan değil çok daha savaşan, savaşmaktan kaçmayan, eşimi elimden almışsın. Senin eline bırakır mıyım ben onu? Almaya geldim gibi. Ne olursa olsun çoluk çocuk, iş, eğitim, kariyer, hakkınız. Yani bunları yapabilecek bir durumunuz var ve burada iştah dediğim durum şu. Çok şey istiyorsunuz. Yani siz hakkınız değildir gibisinden değil. Yani aynı anda aşk olsun, aynı anda herkes beni sevsin, aynı anda ailevi durumlarım çok iyi olsun ama aynı anda param olsun. Ya param olsun çalışmayayım gibi bir şey var ya sanki onun gibi bir düşünce de olabilir. Ama aynı zamanda iştir, aşktır, şu, bu her şey süper olsun. Yani hiçbir hata kabul edemeyecek durumda gibi görünüyorsunuz. Ve hata kabul etmek istemediğiniz için de yani bir şeyler düzene girsin diye insanüstü bir çaba var. E haliyle de çok fazla şey istiyorsunuz. Yani çok fazla şeyin düzelmesi, çok fazla insanın sizinle aynı fikirde olması, sizinle aynı pencereden bakabilmesi gerekiyor. Bu da dediğim gibi biraz maymun iştaha giriyor. Ama... Çok uzun zamandır yani istiyorsunuz istiyorsunuz istemekten öteye gidemediniz evet bir şeyler yaptınız ama ıh, arada kaynayan şeyler yani ee, olduğu için bu Temmuz ayı size biraz daha hani düşüncelerde kalmayı değil biraz daha belki eylem icraat, İstediğimi almaya geldim. 10 tane istiyorsam en azından 3'ünü 4'ünü almalıyım gibi bir durumu da beraberinde getiriyor. O yüzden ben sizi e, Temmuz ayının en şanslı 3 burcundan bir tanesi ilan ettim. Diğer şanslı burçları da kendi videolarında söyledim. Ve bakın bu en üst kısım çok temiz görüyorsunuz. Bu üst taraf ne kadar temizse... O kadar insanlar size şunu söyler, sen çok temizsin. İşte beyaz sana çok yakışıyor, açık renkler sana çok yakışıyor. İşte gelinlik ay beyaz damatlık, işte sünnet var sünnet ama sünnet yakışmış. Ama bakın hep açık renkler, hep beyazdır, kremdir. Yani kalkıp da siyah, koyu renkler değil. Daha önce de söylemiştim, burası herkesin sizi çok rahatlıkla görebildiği alandır. Ve genel olarak insanlar da size şunu söyler, ay sen çok temiz kalplisin yani bak gördün mü? Söyledin oldu. Yani keşke başka bir şey dileseymişsin hani denir ya öyle. Yani yüreğin de pek temizmiş nasıl hissettin ya gibi olaylarınız olabilir. Çünkü yürek olarak bir temizlik saflık var. Bu hani içinizin güzelliği gerçekten yüzünüze vurdu. Böyle bir aura olarak bir enerji olarak yansıdığı da bir dönemdesiniz. Bu size sadece arkadaşlık aşk ilişkisi getirmez. Bir aura vardır. Bir insanın güzel ya da çirkin olmasıyla alakası yoktur bunun. Bir enerji vardır. Herkes sizin misafir olmak ister. Sizi çalışan olarak almak isteyebilirler. Sizinle çalışmak isteyebilirler. Tercih edilen insan olursunuz. İnsanlar evinize geldi mi e, gitmek istemezler. Sürekli misafirliğe gelmek isteyebilirler. Sizinle çok fazla tanışmak isteyen insanlar olabilir. E, küstüğünüz insanlar bu dönemde mıknatıs gibi çünkü o enerji balonunuz. Sürekli ona doğru böyle bir çekilme olayları olabilir. Tabii ki hem insan ilişkilerine hem iş ilişkilerine varsa başka aşk ilişkileri vesaire barışmalar ikili ilişkilerde güzellikler bunları da beraberinde getiriyor güzel iletişimleri de beraberinde getirir. Çünkü normallikinden farklı bir auran, normallikinden farklı bir enerjiniz var. Bazı insanların yani kilosu, tipi, boyu hiç önemli değildir ama bayılırsınız. Ay bir kahkaha atar. Ay onun yanında ne eğlendik. Aman gidelim de biraz bize fıkra anlatsın. Ay eğlenelim, gülelim. Vallahi çok iyi geliyor onun sohbeti bana. Siz bakın busunuz işte. Yani bu dönemde insanlara iyi gelen aşkta, işte, görüşmelerde mesela birebir bir belki iş var, pazarlama gibi direkt insanla konuş. Burada yani e, çok tercih edilen bir insan olabilirsiniz. Tabii ki ister aşka göre alın, ister başka bir şeye göre alın. Onun haricinde burada güzel ikili bir görüşme durumunuzda aynı zamanda görünüyor. Bir tane adın adında ş, u e, veya da l harfi geçen bir kişi e, ad soyadında sizin aranızı bozmuş. Hep birbirinizin aklında olduğunuz ister kardeşimdir deyin, ister çoluğum, çocuğum, arkadaşım, eski partnerim deyin. Fark etmek sizin söylüyorum. Bu harflerde bir kişi gerçekten yani ben açıkçası biraz daha bu akraba ya da akraba kadar yakınınız olabilecek bir arkadaş olduğunu düşünüyorum. Yani çok dığdının dıdısının lafıyla bozulmuş bir ara değil bu. Bu harflerdeki bir kişinin negatif enerjisi sizin aranızı bozmuş. Ama şimdi bu aranızdaki mesafe, soğukluklar biraz daha azalabilir. Şu kısma geldiğimde ince ince yollarınız var ve artık bakın sağ tarafa doğru geçiyor. Bu da sizin güzel güzel, küçük küçük, tatlı tatlı, sağdan sağdan olumlu, pozitif, tatlı, aman çiçekler, böcekler, tatlış tatlış bir ilerleme yolunda olduğunuzu anlatıyor. Kalkıp da çok büyük bir şey değil. Kolektifte değil. Ama sizin için çok büyük bir olay olabilir. Onu da söyleyeyim. Onun haricinde evet bir yerlere gidip gelebilirsiniz. Şöyle bir baktığımda bir de şurada biraz sağlık sorunları var. Yani sağlığınıza dikkat etmeniz önemli tabii ki. Ama ben sanki burada biraz nasıl diyebilirim size? Dikkat etmemek. Yani yediğinize içtiğinize dikkat etmezseniz kilo da alırsınız. Bir sıkıntınız da çıkar. Yani durduk yere bir yere çarptım da ondan ol değil bir şeyden dolayı dikkat etmemek. Burada cam vardır. Cama ben elimi böyle yapıp bastırırsam benim elimin kesilmesi kaçınılmaz. Sigara içersem bir sağlık sorunumun çıkması az çok kaçınılmaz vesaire vesaire. Sürekli hamur işi yersem bir yerden sonra benim karnım ağrır, kilo alırım bir gastrolojik bir sıkıntı yaşayacağım belki. Yani bunlar bir şeyler kaçınılmaz oluyor. Kendini de belli eder. Stres en başta. Biraz buralarla alakalı bir doktor olayı olabilir ve sağ tarafta olduğu için burada bir şifa durumundan bahsedebiliriz. Her şeyin hayırlısı güzeli sizlerin olsun diyelim. İyi hane içi çok fazla şu an için açılmadı. Yavaş açılıyor. Evet açıldı. Aa bakın. Dikkat dikkat dikkat. Keşke açılmasaydı. Sebebi şu. Siz dediniz ki biz söz yapacağız. Bir şeyler açıklanacak. Aman nazar değmesin, İşte fotoğraf çekmeyelim, sağa sola çok duyurmayalım, hane içinde kalsın, sen ben o bir daha ya işte ki o kadar yani fazlasına gerek yok dediniz. Ama birisi birine, diğeri diğerine söyler. Sizin aman bu herkesin yani sadece ailemizin toplandığı doğum günü işte gel baş başa bu yıl dönümümüzü kutlayalım dediğiniz anda bütün aile, akraba, cümbür, cemaat gelir. İşte çocuğumuzun güzel bir sonucu, anne babamın güzel bir sonucu ama şimdi sağlık sonuçlarını, şunları bunları paylaşmayalım. Aile içindeki şeyleri düşmanlar haset etmesin. Bizim güzelliğimiz, para kazancımız, işimiz, gücümüz içimizde kalsın. Yani biz bilelim derken yani bir an boş bulunup bunu dışarıya birileri lanse edebilir ve halen açık söylemek gerekirse kabak gibi açılıyor. Yani açılmasa daha iyiydi. Biraz daha e, nazar gözden uzak olunabiliyordu. Ama burada dediğim gibi söz dışan vardır. Aile içinde kalsın, fotoğraf çekilmesin, kimse bilmesin derken bir anda o her tarafta herkes işte ya hayırlı olsun bilmem ne bunlar paylaşılır edilir. Yani biraz e, bu tarz bir olay Var dikkat etmekte fayda var. İnsanları uyarınız. Şöyle bir onun haricinde bu arada toplu bir e, olayınız var. Ha düğünler, dernekler tabii ki Temmuz mevsimi tam böyle e, düğündü, bilmem neydi. E, kalabalık ortamlarda bulunma, olayları çok yoğun olabiliyor ve burada bakın bir sıraya girmişsiniz. Görüyor musunuz? Muhtemelen sağ taraftaki sıradasınız. Hayırlısı olsun. Güzel sonuçlar sizlerin olsun. Bu arada niyetiniz maşallah çok böyle e, yoğun bir şekilde geliyor. Ne kadar yoğun o kadar hani üzerine düşersiniz. Çok hakkında düşünürsünüz. Incına cıncına kadar düşünürsünüz. Mesela bu hazırlanmaysa sokağa çıkma hazırlanması değil bu. Bu baya baya önemli bir olay var. Ona göre bir giyinme, kuşanma olayı. Bu normal doktora gitme olayı değil. Bu ameliyat olayı yani her şeyinize ojeniz mi var başka bir şey mi var temizlik mi gerekiyor hepsini böyle dikkat ettiğiniz bir olay olabilir. Hani o kadar daha detaylı bakış attığınız ona göre kendinize ayarladığınız bir olay. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı beğen butonuna basmayı güzel yorumlarınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.